Evet, herkese selamlar. Yepyeni bölümle karşınızdayım. Karnınız acıktıysa doğru videodasınız. Evet, Ravai'ye geldik. Ravai Seafood Market'e geldik Nisa ile beraber. Bugün bayram yapacağız, midemizi dolduracağız deniz ürünleriyle. Eğer Tayland'a gelirseniz bir gün bence buraya ayırın. Eğer deniz ürünleri seviyorsanız burada taze taze balıklar alıyorsunuz. 1001 çeşit balıklar var burada. 1001 çeşit deniz ürünleri var. Pazarlığınızı yapıyorsunuz. Ondan sonra karşılık restoranlarda pişiriyorsunuz. Anlaşmalı restoranlar bunlar. Hem fiyat olarak hem de tazelik olarak Ravai'yi tercih edebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Takipte kalın. Biz çok acıktık. Nisa? Yes. Are you hungry? Yes, too much. Yes, too much dedi Nisa. Karnımız da guruldamaya başladı. Biz hemen geçiyoruz. Takipte kalın. Evet, abi burada besliyor sizler için. Yengeçleri burada besliyor. They like? Yes. This is shrimp or shrimp. Evet, karideslerle. Hello. Hey. No hungry? No hungry. No hungry diyor. Evet, yengeçleri burada besliyorlar. Bin bir çeşit burada balıklar var. Size teker teker deniz ürünlerini göstereceğim ama biz önce bir seçelim. Bakalım ne alacağız. Nisa, lobster. Wow. How much this? 900 baht. Evet, 900 bahtmış bu. Bu arada Tayland bahtıyla TL eşit oldu. Yani 900 TL. Evet, daha büyüğü de. This is how much? 1 kilo. How many gram? Evet, size bunları göstereceğim biraz sonra. Yani bin bir çeşit burada balık ürünleri var. 1 kilo. This 2000. Evet, bu tam 1 kilo gelmiş bu arkadaşlar. Bu da 2000 baht dedi. 800. 800. Okay. Evet, 900 bahtı 800 dedik çok fazla pazarlığa girmeden 800 bahta bunu sepete koyacağız. Tabi arkadaşlar burada turist fiyatı da olduğu için Nisa ile daha önceden konuştuk. Yani turist fiyatı yapmayın dedik bize, biz burada yaşıyoruz. Evet, yerinde durmuyor. Evet, şimdi çıkacak istakoz. 800 bahta bize ayrıldı. One thousand, this one, 1260. Evet, yengeçler burada beslene dursun. Abimiz burada besliyor. Aroy. Aroy. Big. Yes. Besliyorum diyor sizler için diyor. Beslemezsem diyor küçük olur bunlar diyor. Sizin için besliyorum diyor. Yes. Inside. Okay, içeri girelim diyor. Kapın kap. Thank you. İçeri girin diyor. Orada çeşitler fazla diyor. Belki beğeneceğiniz şeyler de çıkabilir diyor. Sistemi kurmuşlar burada. Yani şu nedir? İnanın bilmiyorum. Deniz ürünleri burada. Gani. Karidesler burada var ya. Efsane büyük. Farklı farklı sistemlerle yapmışlar. Çok farklı karides çeşitleri de var. Arkadaşlar. Nisa bu arada. Nisa, kalamari. You want small? You want small or big calamari? Medium dedi Nisa. This one and this one. Which one you like?
This one. This octopus, yeah? This octopus or calamari? This one. Same, same, but different. This one. Okay. How much? 100 baht. Okay. Yeah. Cup and cup. Evet, karides de alacağız. Birkaç tane. Şirin. It's all 200. Evet, bunların hepsi 200 baht'mış. Can you eat all? Yeah, yeah. Yeah, we can together, yeah. 200, yeah. Evet, bu sepette 200 baht. Bunu da koyalım. Bugün deniz mahsullerinden zehirlenmezsek iyidir arkadaşlar. Evet, Nisa orada anlaşa dursun. Biz de şuradaki deniz ürünlerini bakalım. Sawadee kap. This, what is name this? Name? Melu. Melu. Melu dedi. Bilmiyorum dedi arkadaşlar. Nasıl satış yapıyorlar onu anlamadım. This name? This one lapa. What? Lapa. Lapa. How you eat? This one baby sashimi good. Sashimi good. Evet. Farklı farklı deniz ürünleri var. Ya yengeçlere bakar mısınız? Bağlamışlar. Burada can çekişiyorlar. Yani çoğu da hareket edemiyor aslında. Lastik demişler. Bağlamışlar. Ah ah, her şey insanlar için. Tabii ki de ama keşke böyle çok fazla onlara da zarar vermesek, işkence çektirmesek. Evet, Nisa'ya bakalım nerede kalmıştık? Okay. This is shrimp also, yeah? This is different shrimp, yeah? Not shrimp, what is this? What? Arkadaşlar bir şeyler söyledi ama Manchester Manchester shrimp. Oh, this is aroy. Same same but different dedi. Tayland'ın klasik lafında kullanmış olduğunu ise. Nisa, what is name this? One name this. Nisa, what so crap? This barbecue one. At yengeci arkadaşlar. This barbecue. Barbecue. This how much this? This 300. 300 baht. You try before this? Long time. Aroy. This. You want? I tried before. Long time. They make like garlic, chili sauce, garlic. No, chili. No, salad. Salad. So this is salad. 200. 250. 200. 220. 220. Okay. Okay, kaplum kap. 220'den sepete koyuyoruz arkadaşlar. Evet, sıkı pazarlık. Şimdi bazen Nisa bana diyor, ya bu kadar pazarlığa girme diyor tabii de ama pazarlık sünnettir. Hello. Evet, tabii burada büyük balıklar da var. Farklı farklı birbirinden farklı balıklar da tezgahları süslüyor. Diğer taraflarda da restoranlar geçerken size oraları da göstereceğim. Yani buraları deniz mahsulü kokuyor. Her yerde deniz mahsulü var. Enough? 600 baht. All. I think it's too much. Maybe we buy 8. What do you think? You can make two menu. Half sashimi, another half barbecue. Yeah, but this is too much. Oh, yes, you can make half. Yeah, maybe this one, 8. Eight pieces. At yengecine bakar mısınız ya? Allah neler yaratıyor arkadaşlar, maşallah. Yani bin bir çeşit deniz ürünleri var.
Evet, hesap çıkıyor şimdi. Bir istakoz aldık, bir ahtapot aldık, karidesler aldık farklı farklı. Bir de at yengeci aldık. How much? 1780. 1780 baht arkadaşlar. 5 diyor, çeşit diyor. 1780 diyor size. Okay, kap. Evet, bunları aldık. Ondan sonra da karşı... Can we eat there? This restaurant? Evet. Orada da pişirecekler bize. Orada da yiyeceğiz arkadaşlar. Evet, restoranta geldik. Bu restoranta yiyeceğiz. Deniz kenarını tercih ettik. Tabii mallar açılıyor şimdi. Bir mallara bakalım. Şöyle bir kontrol nasıl pişecek mi falan söyleyecekler şimdi. We will say how cook ye. Evet, burada aldığınız ürünleri restoranta getiriyorsunuz. Kilo başı pişirme parası alıyorlar. Hani çok cüzdi rakamlar çıkıyor. Şimdi zaten fiyatları da öğreneceğiz sizler için, onu da soracağım. Ona göre burada pişiriyorlar. Ekstra siz burada içecekleri ödüyorsunuz, pişirme parasını ödüyorsunuz. Eğer salata falan da isterseniz salata parasını ödüyorsunuz. Yani buradaki sistem böyle. Hani Fethiye'deki o pazarlar var, balık pazarı bilirsiniz. Tezgahlardan seçiyorsunuz, oturuyorsunuz, restoran size pişiriyor onları, getiriyor. Pişirme parası alıyorlar, meze parası alıyorlar falan filan. This one garlic and butter. Yeah. Yengeci salata olacak. Diğerleri de sarımsaklı. Tempura mı olsun dedi, ızgara mı olsun diye soruyorlar size. Nasıl tercih edersiniz diye size soruyorlar, ızgara, yağda, karidesi, salata falan. O tercihi siz yapıyorsunuz. Evet, fiyat çıkacak burada. Burası Ravaye'nin sonunda bir yer. Dönüşte de size yolu göstereceğim. Yoldaki diğer mekanları, diğer deniz ürünlerini geçerken yedikten sonra size de onları da göstereceğim. Evet, bir yer seçmemiz lazım şimdi. Evet, masaya ilk önce baby ahtapotlar geldi. Böyle ızgarada pişirmişler. Yanına da böyle acılı soslar, sarımsaklı soslar geldi. Şimdi birazdan tadına bakacağız. Thank you. Evet evet, ıstakoz da geldi. Var ya, efsane kokuyor. Tereyağı böyle çıtır çıtır yapmışlar. Şimdi tadıma geçiyoruz. Nisa. Yes. Arkadaşlar Nisa heyecan yaptı. Evet. Bir de tempura karides geldi şimdi. Birisini böyle istedik. Diğer karides de böyle sarımsaklı soslu gelecek. Evet, ben şöyle bir ahtapottan başlayacağım. Genelde bu ahtapotlar böyle kayış gibi oluyor. Şöyle acılı bir sosa batırayım. Acı sağlam. Evet. Gerçekten de böyle acı falan yaktı ama tadı güzel. Evet. Diğer karides de geldi buraya. O farklı karides. Böyle makasla koymuşlar yanına. Evet, tempura karidesine tadına bakalım. Böyle güzel bir ballı tatlı bir sos yapmışlar yanında. Deniz ürünlerini seviyorsanız bence muhakkak Ravaye Seafood'a gelin. Çok taze, hem de daha uygun yiyebilirsiniz. Efsane. Şöyle göstermek istiyorum size. Özellikle tamam, bu farklı bir karides türü.
Ama olay nerede biliyor musunuz? Olay burada. Şu gördüklerinin içinde acı biber var ve kavrulmuş sarımsak var. Bu var ya, efsane bir tat. Ufak da böyle sarımsakları koymuşlar, taze sarımsakları. Efsane bir tat. Evet, böyle makas da veriyorlar yanında. Kabuğunu kesmek için. Şöyle kabuğunu kesebilirsiniz makasla. Malzemeye böyle ulaşabilirsiniz. Evet, bu karidesin içinden de böyle löp löp parçalar çıkıyor. Şöyle herhangi bir sosa batırdım. Evet, bu arada salatamız da geldi. Sunuma bakar mısınız? Şöyle altındaki at yengeci içine almışlar. Şöyle bir salata, kajulu salata var içinde. Efsane gözüküyor. Evet, bu gördüğünüz bütün ürünleri 1780 bahta aldık. Şu an dediğim gibi TL ile baht da zaten şu an eşit. 1780, bilmiyorum şu an Türkiye'de bir ıstakoz alsanız herhalde, şu ıstakozu tahminim o da 2500'den aşağı alamazsınız diye düşünüyorum. Son güncel fiyatlardan haberim yok tabii. Eğer siz de yakın zamanda Türkiye'de ıstakoz yediyseniz, fiyatları yoruma yazarsanız ben de bilgi sahibi olmuş olurum sayenizde. Salatamız da geldi. At yengeci salatası, kajulu, efsane gözüküyor. Birazdan onun tadına da bakacağız. Nisa ıstakoza geçti. O servis yapsın bize. Biz de karidesi bitirelim. Efsane. Löp löp arkadaşlar. Istakoz biliyorsunuz. Garibanlar yanından geçemez. Zengin yiyeceği de bilir. Pahalıdır. Aynı zamanda karavida tarzı deniz mahsulleri de öyle. İşte bunu 800 bahta aldık arkadaşlar. İndirim sonucu. Yani gayet uygun. Tayland'da deniz ürünleri rahatlıkla tüketebilirsiniz. Hani Tayland'a gelenler için söylüyorum. Yemeklerden şikayetçi olanlar için söylüyorum. İşte Tayland'a geliyoruz, yemek bulamıyoruz, aç kaldık. İşte tamam, bizim restoranta geliyorlar, Türk yemekleri yiyorlar ama deniz mahsulü seviyorsanız Tayland'da 1-0 önde başlıyorsunuz. Ah, Vedat Milor olsaydı bu tadı size anlatsaydı. Ya değişik bir tat, hani gurme değilim arkadaşlar ama şöyle göstereyim size. Havyarlar, salatalar, kajular. Malzeme de burada. Tadına bakalım. Değişik tat. Yani daha önce hiç tatmadığım bir tat. Tarifini bilmiyorum arkadaşlar nasıl bir tat olduğu. Tuhaf. Size şöyle ıstakozu göstereyim. Sadece çıkan bir parça. Löp löp. Mesela enjoy. Evet arkadaşlar, biz full olduk. Biz kavasa yedik. Bir de şöyle karpuz ikram ettiler bize. Yalnız at yengecini beğenmedik arkadaşlar. At yengeci salatasını beğenmedik. Yani sizlere de tavsiye etmiyorum. Istakoz kemirdik. Baby ahtapotlar 3 tane kaldı. Diğer karides de bitti. Yani memnun kaldık. Gayet lezzetliydi. Soslar da güzeldi. Sunumlar da güzeldi. Güzel keyif aldık arkadaşlar. Evet.
arkadaşlar pişirme parası 600 baht verdik. 600 baht pişirme parası verdik. 1700 civarda balıklara verdik. Yani ortalama 2500 bahta 2500 TL'ye yediklerimizden yiyebilirsiniz. Tıka basa değerlendirebilirsiniz. Ravai'yi muhakkak geldiğinizde bence değerlendirin. Evet, çıkarken size tezgahları da göstereceğim dedim. Ya boydan boya bu tarafa böyle tezgahları koyuyorlar. Yani hiç görmediğiniz deniz ürünlerini dediğim gibi burada da görebilirsiniz. Aradığınız her şey neredeyse var. Hepsi de canlı canlı. Özellikle dikkatimi çekti şu aralar. Aşırı derecede Çinliler var burada. Çinliler her yerde şu an. Şu karidesleri size göstereyim. Yani iki tanesi yarım kilo gelir neredeyse. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağlıcakla, mutlu kalın, hoşça kalın. Running through the crowd on a busy street.